Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında noktanın analitik incelenmesi konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere A, A virgül B noktası analitik düzlemde 3. bölgede. 3. bölgede olması demek ne demek arkadaşlar? Şurada her ikisinde negatif olması anlamına geliyor. B, C virgül D noktası da ikinci bölgede. İkinci bölgede olması ne demek? Apsisinin negatif ordinatın pozitif olması demek. Apsis negatif ordinatta pozitif olması demek. O zaman bize şu isteniyor arkadaşlar. Bakın bizden istenilen kısım şu. Hadi şimdi bunu yorumlayalım. Analitik düzlemde kaçıncı bölgededir diye soruluyor arkadaşlar. Bizden bu. Şimdi şuraya baktığımız zaman D noktasının işareti neydi arkadaşlar? Artıydı. C'nin işareti neydi? Eksi. Artıdan eksiği çıkarttığımız zaman eksi eksi çarpımı burası artı yapıyor. Yani artı ile artının toplamı gibi şekilde oldu. Burası ne oldu? Artı oldu. Sonra A pozitif. A negatif olduğundan dolayı A negatif artı negatif bir sayıyla negatif bir sayı topladığımız zaman B de negatif. İki negatif sayının toplamı da yine nedir? Negatif bir sayıdır. Artıya eksi soruluyor. Hocam artı eksi nerede? Artıya eksi kaçıncı bölgede oluyor arkadaşlar? 4. bölgede oluyor. O zaman cevabımız da böylelikle Denizli oldu gençler. Soruya baktığımızda B noktası isteniliyor. Arkadaşlar neler vermiş? Burası 4, burası 8. E hocam burası 90 derece değil mi? Evet. Yani burada ne oluştu arkadaşlar? Bir dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı oluştu. Hemen öklit uygulayalım. 4'ün karesi eşittir. A çarpı 8'den. 16 bölü 8'den A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. A 2 çıktı arkadaşlar. Eyvallah. Bizden madem B noktası isteniyor B noktasını bulmalıyız arkadaşlar. Ve bu arada B noktasını bulacağız ama B noktası için eksenler olan lazım olacak değil mi bize? Evet analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa ya da soruluyorsa ne yapıyorduk? Eksenler olan bizim için önemliydi. Şimdi gençler şurada 2 var 4 var. 2 4 ise burası nedir? 2 kök 5. Aynı zamanda burası da 2 kök 5. Hocam 4 8 ise burası 4 kök 5. Aynı zamanda burası da 4 kök 5. Ve burada da bir öklük bağıntısı var mı? Var. 2'nin karesi eşittir 4 çarpı buraya da b diyelim isterseniz b'den. B'yi kaç buluruz? 1 buluruz. İsterseniz benzerlikten de gidebilirsiniz. Sorun yok. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra burada işlemlerimizi yapacağız. Valla öklit bağıntısından şu uzunluk bunun karesi bu çarpı tamamından falan bulabiliriz ama ben bunu çok fazla sevmiyorum. Niye? Valla alfa zaman, beta da şöyle baktığınızda alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 yok mu? Var. E o zaman buraya da alfa deriz. Buraya da beta deriz. Bak burada da siz bulabilirdik. Alfadan beta'ya geç 1, 2. Direkt 1 yazabilirdik buraya. Sonra e, sonra alfa 90 ise burası beta oldu. Burası da alfa oldu. E hocam burada da alfadan beta'ya geç 1'e 2 olacak. Yani burası n'se burası ne olacak arkadaşlar? 2n olacak. n'e 2n. E 1 2 kök 5 üçgeni n dediğimiz kaç yaptı? O zaman 2. O zaman burası 4 oldu. E Burası 2 ise burası da 2 ise burada uzunluk toplamda kaç? Kök 5 katı ya da Arkadaşlar alfanın karşısı dörtgen, beta'nın karşısı 8 olmayacak mı 1'e 2 orandan dolayı? E o zaman buraya da kaç kaldı? 6 kaldı diyebiliriz. Yani benzerlik, işte öklit, işte ne bileyim ee, ya da alfa beta e benzerliği gibi şeylerle yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ama benim tercihim genelde alfadan beta'ya geçip 1'e 2 ise bu şekilde 1'e 2'yi kullanmak. Tekrar söylüyorum alfanın karşısı dörtgen, beta'nın karşısı burası beta ya. Beta'nın karşısı burası 8 olmalı altı kaldı buraya. B noktası 6 birim sağda altıya 4 birim aşağıda eksi dört noktası yaptı. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Bunun için çok yol var. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz arkadaşlar. ABK iken BC uzunluğu 2K. Burası da A iken burası da EB'nin uzunluğu 3A verilmiş arkadaşlar. Evet. Ali Bey uzunluğu K iken BC uzunluğunu 2K yazalım. BD uzunluğu A iken EB'nin uzunluğunu 3A yazalım arkadaşlar. Öncelikle bu iki sayıdan dolayı şuradaki B noktasını bulabiliriz. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman 2'den 8'e kaç yükselmiş arkadaşlar? 6. 3K'da. 3K'da başlangıç noktamız A. 3K'da kaç yükselmiş? 6 yükselmiş. K'da kaç yükselir diye bakacağız? 2. Hocam buradan buraya da K var zaten. 2'yi 2 yükselteceksin. 4 oldu. Eksi 1'den eksi 4'e 3 mu azalmış? Evet 3K'da 3 azalmış. K'da o zaman 1 azalır. O zaman eksi 1'den 1 bir azalttı zaten. eksi 2 mi yaptı? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E, B noktasından D'yi bulacağız. Şuraya baktığımız zaman E'den B'ye gelene kadar 3A var. Arkadaşlar 3A'da D noktasının koordinatları toplamı isteniyor. 3A'da 5'ten 4'e kaç azalmış? 5'ten 4'e 1 azalmış. 1 azalmış. O zaman A'da 1 bölü 3 azalır. O zaman bizim D noktası ne yaptı arkadaşlar? A'da 1, 1 bölü 3 azalacağı için apsisi 4 eksi 1 bölü 3 mi oldu burası? Evet aynen öyle. Virgül Alttan eksi 2'ye 4 azal. Yok 6'dan eksi 2'ye alttan 0'a 6 artmış. 0'dan 2'ye de 2 artmış toplamda 8 artmış. 8 azalmış pardon. E o zaman 8 azalmışsa 3 A'da. A'da kaç azalacaktır? 8 bölü 3 azalacaktır. O zaman burası eksi 2 iken eksi 2 iken kaç oldu? 8 bölü 3 azaltacaksın. Eksi 8 bölü 3 oldu. Şimdi bizden şu işlemleri direkt yapmayalım. Direkt bizden D noktasının koordinatları toplamı isteniliyor. 4 eksi 1 bölü 3 ile Eksi 2 eksi 8 bölü 3'ün toplamı isteniyor. Topladığımız 4'ten 2 çıktı. 2. Eksi 1 bölü 3 eksi 8 bölü 3 eksi 9 bölü 3 yaptı. Eksi 9 bölü 3 de eksi 3'e eşittir. Cevabımız da o zaman eksi 1 yapar arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle akçay oldu. Şekil 1'deki ABCO karesinin B köşesi D doğrusuna göre katlandığında şekil 2 oluşuyor. Evet böyle bir katlama. Katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle eski bir haline geri getiriyorduk. Arkadaşım, bu bir kare olduğuna göre karenin kurallarını kullanacağız. Karenin bütün kenarları nedir? Birbirine eşittir hocam. Şurası da eşit, şurası da eşit. yazalım isterseniz. E sonra ne yapacağız hocam? Burayı 15 derece vermiş. Bu 15'i kullanacağız. Hadi bakalım. Biraz şurayı büyüteyim. Şurayı 15 diyelim arkadaşlar. E katlamada üst üste gelen açılar birbirine eşit. 15. E tamamı 90'dı. Burası 60 oldu. E burası 90, burası da 90. E hocam Katlamada üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Bak burası çift çizgi oldu. Çift çizginin kenarları 60 aklımıza geliyordu? Hop şu eşkenar oluşturalım. 60 bunlar da 60 60 yaptı. Eşkenar üçgen oluştu. Şu eşitliği de koymayı ihmal etmeyelim. E sonra ne olacak? 60 burası da 30 oldu. E buraya 30 kaldığına göre burası da 60 mı yaptı? Evet. B üstü noktasından bahsetmiş bize. B üstü noktasının ordinatı 12. Ordinatı 12 olması demek şu uzunluğun 12 olması anlamına geliyor. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24'tür. Karenin çevresi kaçtır diye soruluyor. Bak çift çizgiyi 24 bulduk. Hocam burası 24. Çevresi kaç yapacak o zaman çift çizgi 24 ise? 24 çarpı 4'ten 96 yapar arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli oldu. Dik koordinat düzleminde 0'a 3, 4'e 3 ve 4'e 5 noktalarında bulunan 3 karınca ne yapıyormuş arkadaşlar? Birer doğrultu seçip aynı anda eşit hızlarla yürümeye başlıyor. Valla arkadaşlar bu noktaları böyle seçersek aynı anda yürümeye başlıyorlarmış. Ve bir süre sonra bu üç karınca aynı bir P noktasında buluşuyorlarmış. Şu şu şu. E şuraya baktığınız zaman aslında bu üçgenin nesidir bu? Şunlara eşit uzakta bulunan çevrel çemberin merkezidir. Bu çevrel çemberin merkezini bu normal bir klasik bir yolla çizmeye kalktığımız zaman bulamayabiliriz. Aslında bulabiliriz. Buraya x virgül y deyip e, i̇ki nokta arasındaki uzaklarının hepsini birbirine eşitleyebiliriz. Ama işlem kalabalığı çok çıkar. Büyük ihtimalle özel bir durum vardır. Hatta buna benzer bir soru Özeyme'de sordu. E, o özel durumu yakalayabilmek için de zaten burada özel bir nokta verilmiş. 0 3 eksen üzerinde. Ordinat da aynı. Bak apsileri de aynı. Burada analitik düzlem çizmek daha mantıklı. Analitik düzlem çizelim arkadaşlar. Belki daha kolay bir durum çıkar. 0'a 3 noktası. Neresi arkadaşlar? Burası. 0'a 3. Sonra neresi? 4'e 3. Arkadaşlar 4'e 3. 4'e 3 de burası değil mi? Ordinatı 3. Apsi 4. Hemen yazdık buraya. 4'e 3. 4'e 3 noktası. Öbürüne 4'e 5. Hmm. Apsimiz aynı olacak. 4'e 5. Burası da 4'e 5 noktası arkadaşlar. Arkadaşlar 4'e 5 olduğu için bu doğrusal mı oldu? İkisinin de aynı. Evet burası 90 derece. Yani noktalarımıza bakacak olursanız bir nokta burada. Bir nokta burada. Bir nokta burada. Ve bu 3 tane karınca var. Ve bunlar bir noktada birleşiyor. İşte bu nokta nedir dedik arkadaşlar. Bu üçgenin çevrel çemberinin nesidir? Merkezidir. Çevrel çemberin merkezi olan nokta. işte tam olarak burası arkadaşlar. Bu nokta soruluyor bize. Bu 3 noktaya da eşit uzakta bulunan. Yalnız çevrel çemberin merkezi ya. Çevrel çemberini çizdiğiniz zaman. E hocam Burada 90 derece çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan çevre çemberin merkezi bu hipotenüs üzerinde yapıyor. Yani bu nokta tam burada olur. Eşit eşitken bak burası da eşit oluyor çünkü muhteşem bir de sağlanıyor arkadaşlar. İşte bizden buradaki P noktası isteniyor. Tam buradaki nokta hem 0'a 3 hem 4'e 5 hem de 4'e 3 noktasına eşit uzaklıdır. Dik üçgen olduğundan dolayı bu üçgenin çevre çemberin merkezi hipotenüsü üzerindedir. Yani 0'a 3 ile 4'e 5'in orta noktasıdır. E, orta noktası ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 0 artı 4 bölü 2. 2'ye 3 artı 5 bölü 2. 8 bölü 2'den 4 noktasıdır. Koordinatları toplam isteniliyor. 2 artı 4'ten cevabımız böylelikle 6 yapar arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı çok güzel bir soru. Balık çıktı. Yukarıdaki verilere göre D noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Açı ortaylık verilmiş. 5'e 7 oran var kollarda. O zaman burası 5K burası 7K'dır. Dikkat edin. Eksi 5'ten 11'e 12K'da. Kaç yükselmiş arkadaşlar? 16 mı? Ya eksi 5'ten 0'a 5 yükselmiş. 0'dan 11'e 11 yükselmiş. Toplam 16 yükselmiş. 7, 5, 12K. 12K'da 16 yükselmişse K'da kaç yükselecek? 16 bölü 12 yükselecek. Yani bu ne yapıyor arkadaşlar? 16 bölü 12 dediğimiz 4'e böl 4, 4'e böl 3. 4 bölü 3 yükselecek. O zaman K'da 4 bölü 3 yükselecek. Burada 5K var. 5K'da kaç oluyor arkadaşlar? 5 ile çarpınca 20 bölü 3 yükselecek. O zaman D noktasını şuraya yazalım. D noktası kaç yaptı? Eksi 5 artı 20 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Virgül. Ordinatına bakalım. 5'ten 1'e 4 azalmış. 12K'da 4 azalmışsa eğer K'da kaç azalacaktır? 12, 4 bölü 12 azalacaktır. 4 bölü 12 azalacaktır. Yani 4 bölü 12'de nedir? 1 bölü 3'tür arkadaşlar. 1 bölü 3 azalacak. E 5K'da kaç azalacak arkadaşlar? 5K'da da 5 bölü 3 azalacaktır arkadaşlar. Şimdi burası 5 iken 5 bölü 3 azaltacaksınız. 5K'daki durum D noktasını bulmak için. 5'ten 5 bölü 3'ü azaltacaksın. Bizden koordinatları toplam isteniyor. Hocam direkt eksi 5 artı 20 bölü 3 artı 5 eksi 5 bölü 3'ün toplamı isteniyor. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı bunlar birbirini götürdü. 20 bölü 3 eksi 3 bölü 3 Değil mi? Evet. Hayır şurası 5 bölü 3'tü. Niye 3 bölü 3 yazmış ben buraya? Evet burası 5 bölü 3. 20 bölü 3'ten 5 bölü 3 çıkınca 15 bölü 3 yapar. 15 bölü 3 de kaç yapıyor arkadaşlar? 5 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre C noktası nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın şuraya bakacak olursanız bir dış açı ortay verilmiş. Dış açı ortayda ne yapıyorsunuz? Dış açı ortayın kuralını uyguluyorsunuz. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı. Yani şuradan başlayıp tekrarlı. Hocam bu bölü tamamı yani DC bölü tamamı DB ne eşit olacaktır? 6 bölü 9 eşit olacaktır. 6 bölü 9. 6 bölü 9 dediğimiz nedir? 2 bölü 3. Hocam burası 2K iken tamamı 3K olacak. Yani buraya ne kaldı? K kaldı. Tamam. Şimdi başlayalım. Nereden başlayalım? B'den başlayalım. Eksi 1'den 12'ye kaç yükselmiş arkadaşlar? 12'den eksi 1 çıkartırsınız. 12 eksi eksi 1. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 14 yapıyor. C noktasının koordinatları toplam isteniliyor. Evet. 14 yapıyor. Ya da eksi 1'den 0'a 1 yükselmiş. 0'dan 12'ye. Eksi 1'den 0'a 1 yükselmiş. 0'dan 12'ye. 12 yükselmiş. Toplamda 13 oluyor. Pardon. E o zaman 3K'da 13 yükselmişse K'da kaç yükselecektir arkadaşlar? 13 bölü 3 yükselecektir. O zaman bizim C noktası kaç yapıyor? C noktası 13 bölü 3 yükselt. Eksi 1'i 13 bölü 3 yükseltiyorsun. Virgül. Geldik ordinata, 7'den 15'e hocam 8 artmış. O zaman 3K'da 8 artmışsa K'da 8 bölü 3 artacaktır. O zaman 7'den 8 bölü 3 arttıracaksın. 7 artı 8 bölü 3 isteniyor arkadaşlar bizden. C noktasının koordinatları toplam isteniyor. Yani direkt burada şu toplamaları bu toplamaları yapmayalım. Eksi 1 artı 13 bölü 3 artı 7 artı 8 bölü 3 isteniyor. Eksi 1 ile 7'nin toplamı 6 yaptı. Artı şu ikisinin toplamı da 21 bölü 3'ten 7 mi yaptı? Yani cevabımız böylelikle 13 yaptı. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Cehan Oldu arkadaşlar. ABC üçgenin kenar orta noktaları D, F bu şekilde verilmiş. Hemen şekli çizelim arkadaşlar. Şekli çizdik böyle. Evet şekli çizince yorumlayacağız. Bunlar da kenar orta noktaları. Bunları da unutmayalım. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Ve bunlar da birbirine eşit. Ben şimdi ABC üçgenin ağırlık merkezini bulmak istiyorum. Aynı zamanda bazı arkadaşlar direkt şunu da yapabilir. Hocam bu DF üçgenin de ağırlık merkezi deyip öyle işlem yapabilirsiniz. Size kalmış ama biraz ezbere kaçıyor. Haberiniz olsun. Ben bunu ispatlayayım. ABC'nin ağırlık merkezini bulmak için A'yı B'yi ayrı ayrı bulmam lazım. E hocam ben bunu böyle çizersem ne oldu? Hocam şununla şu birbirine paralel olmuş oldu. Çünkü eşitlikler var. Ortaban geldi aklımıza. Peki şunu çizersem e hocam bununla bu birbirine paralel olmuş oldu. E hocam şuradaki kırmızılar paralel. Maviler paralel. Şurada ne çıktı? Buradaki paralel kenardan C'yi buluruz. Hemen kolayca ne bulalım arkadaşlar? Hadi bulalım bakalım. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşitti. Şu x'ler toplamı 14. Eksi 2 ile neyi toplarsa 14 yapar? 16'yı. 7 ile 3'ün toplamı 10. Karşılıklı y'ler toplamı da 10 yapacak. O zaman burası 5 yaptı. Sonra gelelim A'yı ve B'yi bulmaya. E hocam başka ne yapabiliriz? Ben şunu da şöyle çizecek olursam Bunlar eşit bunlar eşit olduğu için ort taban oldu. Hocam şununla da şu paralel bakın şununla da şu paralel şuradaki kırmızılarda paralel şurada bir paraya kenar mı çıktı? Evet şu paraya kenara bakacağım şimdi. Bu paraya kenarda karşılıklı xler toplamı 7. 7 yapması için burası 2. Karşılıklı yeler toplamı 12. 12 yapması için burası da 9 yaptı. E hocam A köşesi kaldı sadece. A köşesine bakarken de nereye bakacaksınız? Hocam maviler paralel. Şunlar da birbirine paraleldi. Şurada bir paraya kenar çıktı mı? Çıktı. Karşılıklı x'ler toplamı 3. 3 olması için burası 6 Karşılıklı y'ler toplamı 8. 8 olması için burası da 1 mi yaptı? Evet. E şimdi ağırlık merkezinin koordinatı. Hocam direkt 16 e 6 artı 2 artı 16 bölü 3'e sonra 1 artı 9 artı 5 bölü 3'tür. Yani 12 bölü 3'ten burası 4 yaptı. 4'e Burası da 15 bölü 3'ten 5 yaptı. Koordinatları toplamı da 4 artı 5'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 9 çıkıyor. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AB artı BC artı CD toplamının en küçük değeri nedir diye soruluyor. Arkadaşlar AB ile BC'nin toplamını bulacağız. Daha öncesinde yaptık. Artık alıştınız büyük ihtimalle. Çünkü niye? Şununla şunun toplamının şöyle şununla şunun toplamının en az değeri bulunurken bir tanesinin katlamasını alıyorduk aşağıya. Değil mi? Sonra doğrusallığına bakıyorduk. O zaman ben burada şunun da şunun toplamını bulurken hocam ben bir tanesinin katlamasını alayım şöyle. Yani şunun katlamasını alacak olursam aslında şu uzunluk artı şu uzunluk. Şu üçgenin katlamasını alayım şöyle. Şu üçgenin katlamasını aldığım zaman böyle mi yaptı? Evet. Düzgünce alayım. Şöyle şöyle. Evet. Şimdi bununla bunun toplamının en az değeri. Bakın şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. A ile B'nin en az değeri katlamasını aldığımızda A ile B doğrusalken olur. Peki B ile C'nin toplamının en az değeri ne olacak arkadaşlar? Bu sefer şuna göre katlamasını alalım arkadaşlar. Çünkü böyleyken kestiremeyiz. Katlamasını aldık böyle. Katlamasını alınca da şu şöyle mi oluyor arkadaşlar? Evet. C iken burası da C. B artı de en az ne oluyor? Şunlar doğrusalken olacak. Yani bizim elemanlar işte tam olarak burası arkadaşlar. Şu, şu ve şu doğrusalken olacaktır. Yani mavi çizgi doğrusal olacak. Toplamının en küçük değeri soruluyor. Ben böyle yansımasını alınca hocam burası 90, burası 2 birimken 2 birim, sağda 2 birim. 2'ye ordinatı değişmiyor. 8 noktası yaptı burası. Burada da x eksenine göre böyle şey yapıyorum. 9'a 3'e üçgen burası da 3 oldu. Apsisi hala 9 değişmiyor. Yani burası da 9'a 3 birim aşağıda oldu. Eksi -3 noktası oldu. O zaman bu artı bu artı bu en az değeri doğrusalken olur. Doğrusalken bu iki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Evet. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi. Evet, burası eksi -9 noktasıydı. Eksi 9 eksi 2'nin karesi. Eksi 9 eksi 2'nin karesi artı YLA farkının karesi. Eksi 3 eksi 8'in karesi mi yapacaktır? Aynen. Burası 11 burası da 11. E cevabımız da o zaman 11 kökü çıkar. Hani dik üçgenin bir kenarı 11 bir kenarı 11 deyip öyle kısa yoldan da yapabiliyorduk değil mi arkadaşlar? Böylelikle cevap Edremit oldu arkadaşlar. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. A noktasının apsisi nedir diye soruluyor. Ve C 2 11 verilmiş. Arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa Eksenler olan uzatları önemli. Şuraya çizersem şekil karışacak. Sadece buraya çizsem zaten bu uzunluk apsisi yapmıyor mu? Yapıyor. Hocam buradan çizdim. E 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Oldu mu burası? Evet. Bu arada 2'ye 11 olduğundan dolayı apsisimiz 2. Yani şurası 2 birim. Şurası da 11 birim mi? Evet. E hocam şu üçgenler ne oldu? Benzer. Hatta bu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Eş oldu. Çünkü 90'ın karşısındakiler aynı. E o zaman burada alfanın karşısı 2 iken burada da alfanın karşısı 2'dir. Burada tabağımı 11'di. 9 kaldı. Betanın karşısı 9 sa burada da betanın karşısı 9'dur. A noktasının hapsi isteniyor bizden. Cevap da ne oldu o zaman arkadaşlar? 9 birim sağda. 9'a 0 noktası olduğundan dolayı cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Dik koordinat düzleminde ABCD karesinin köşe koordinatları bu şekilde verilmiş. A noktası 2'ye 0 verilmiş. B noktası M'ye N verilmiş. Ve D noktası da ne verilmiş arkadaşlar? Eksi 1'e 2 noktası olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu kullanacağım. E analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniyorsa eksenler olan uzakları önemli. Şu ve şu. Arkadaşlar burası eksi 1. Yani 1'in burası. 2'nin burası mı? Evet. E, burası da 2 mi? Aynen. Sonra M artı ne isteniyor? E, eksenler olan uzaklarını bulacağım. Arkadaşım şurası ne yaptı? M yaptı. Şurası ne yaptı? N yaptı. E olay bitti. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacaksın? Alfa beta'ya alacaksın. Alfa 90'sa beta Beta 90 ise alfa alfa 90 ise beta. Hocam bu bir kare olduğundan dolayı bunlar eşit. Yani şuradaki üçgenler ne oldu arkadaşım? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. E, şuraya bakıyorum. Alfanın karşısı toplamda 3. Şurası 3 birim olduğundan. Alfanın karşısı burada da 3 olacaktır. Betanın karşısı 2. Betanın karşısı burası da 2 olacaktır. Neyi 3 bulduk? E hocam burası 2. Bak orijinin 3'e 2. 5 değil mi? Dikkat. Hocam orijinal itibaren 2 birim burada 2 birim burada toplam 4. M'yi de 4 bulduk. Bizden M artı ne isteniyor? Yani 4 artı M 4 ise N de 3 ise 4 artı 3'ten cevabımız kaç çıkar? 7 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. <laughs>